Efendim parantezden sevgiler saygılar yeni bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler gözler bugün saat 16'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek Erdoğan özel görüşmesinde. Görüşme CHP ve AK Parti Genel Başkanları arasında 8 yıl aradan sonra ilk kez yapılan bir görüşme olunca tabii aslında normal akışında sürekli görüşmesi gereken iki parti lideri İki partinin lideri daha doğrusu 8 yıl görüşmeyince işte son dakika gelişmesi şeklinde paylaşılıyor. Peki görüşmede neler konuşulacak? Kulislerden sızan bilgileri birazdan sizlerle paylaşacağız. Özellikle görüşme tabii yabancı basının da gündeminde Türkiye'deki siyasi dengelerin değiştiği bu düzlemde belki de önümüzdeki genel seçim sürecine dönük de ipuçlarını İki liderin yapacağı bu görüşmeden de almak mümkün olabilir. Evet bu görüşmeyle ilgili çeşitli detayları birazdan sizlerle paylaşacağız. Sevgili izleyiciler dün 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı işçiye kapalıydı. İşte birkaç sendika temsilcisiyle Taksim'de işçi bayramı kutlandı diyelim. Ancak tabii işçi sendikaları bayram için tercih edilen meydanlarda adeta hükümeti ekonomi açısından topa tuttu. Ekonomi açısından topa tuttu ama şimdi sözleri hani şöyle bir hatırlayacak olursak işçi temsilcilerinin işte ekonomi çok kötü, işçi ayağa kalkarsa bak neler olur, işte bizi hani meydanlara çekmeyin, ekonomiyi düzeltin baskısı yapan sendikalar acaba neden asgari ücret toplantılarında bu hararetli çıkışlarını sürdüremediler? Bunu da programımız içerisinde ele alacağız, konuşacağız. Peki Taksim'e işçiyi almamanın maliyeti, daha doğrusu çabası için neler yapıldı? İçişleri Bakanlığı verilerine göre 42 bin polis Taksim'e işçiyi almamak için görev yaptı. Ali Yerlikaya da İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da polise tebrik ve teşekkür mesajı yayınladı. 200'ün üzerinde gösterici gözaltına alındı. Taşkınlıkları nedeniyle, yaptıkları eylemler nedeniyle tabii ki hak eden ya da işte yanlış işe bulaşanların gözaltına alınması, yargılanması, tutuklanması hukuki açıdan kimseyi rahatsız etmemeli. Ancak peki böyle mi olmalıydı? BTP lideri Hüseyin Baş'tan konuyla ilgili çarpıcı bir değerlendirme var. Bunu da konuşacağız birazdan yine parantez programında. TÜİK'in verilerine göre sevgili izleyiciler kırmızı et üretimi artarken çiğ süt üretimi düşüyor. Peki neden? Ve İyi Parti'de gözler yeni genel başkandan sonra istifalara çevrildi. Trabzon İl Teşkilatı'nın istifaları sonucunda il yönetimi düştü. Böyle giderse acaba İyi Parti bir sonraki seçime kadar ayakta kalabilecek mi? Bir sonraki seçime girebilecek mi? Şimdi de bu konular tartışılıyor ve anayasa değişikliğinin çok sık gündeme gelmesinde acaba AK Parti iktidarının ekonomideki kötü gidişatı unutturmak ya da konuşulmasını bir nebze de olsa hani taca atmak, gündem dışına bırakmak gibi bir çabası mı var? AK Parti medyası ya da AK Parti yakın medya anayasa gündemini ısrarla bu nedenden dolayı mı sıcak tutuyor? İşte bütün bu başlıkları konuşacağız programımız içinde. Hasan Hüseyin Tekin hoş geldin hoş bir buldum. Kere daha. Şimdi aslında gündemimiz baktığın zaman çok yoğun ama şöyle hızlı hızlı başlayalım. İstersen şöyle yapalım. AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Özgür Özel görüşmesine dönelim. Özgür Özel görüşmesi bugün saat 16'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. İki parti genel başkanı sıfatıyla bir araya geliniyor. Evet yani kulislerden sızan bilgi mi dersin veya işte tahmin mi dersin? Efendim konuşulacak başlıklar aslında belliymiş. Bunlardan bir tanesi iki anayasa. Evet. İşte diğer taraftan emekli maaşları, asgari ücret, Can Atalay meselesi, belediyelerin borcu ve dış politika başlıkları ile ilgili konuşacakları söyleniyor. Acaba Özgür Özel hani anayasa şartına bazı şartlar mı getiriyor? Yani anayasa değişikliğini yapalım ama diyerek bir ama koyarak diğer başlıklarla ilgili de efendim bazı taleplerde mi bulunacak veya bazı
taahhütler mi almak istiyor onu göreceğiz. Yani özellikle biliyorsun Can Atalay konusu da çok gündemde kaldı. Şeyde bu Hatay meselesinde, bu Hatay milletvekili biliyorsunuz cezaevinde tutuluyor. Diğer tarafta yine emekli maaşı, asgari ücret konusu. Yine geçen gün konuştuğumuz belediyelerin borcu ve durumu. Yani şu an AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerin milyarlarca lira borcu var. Ödenemeyecek borçları var neredeyse. Yani iflas etmiş durumdalar. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi hani bunları nasıl konuşacak? Kaynak mı isteyecek? Para mı isteyecek? Kredilere karşı biliyorsun bazı büyük kredileri Cumhurbaşkanı'nın onaylaması gerekiyor. Evet. Bunu mu konuşacak? Dış politikayla da ilgili yine demek ki bir şey var. Müzakere edilecek konular var. Tabii yani bu gergin ortamda her şeye rağmen bir araya gelinmesi iyi bir şey. Yani müzakereden, konuşmaktan, diyalogtan problem çıkmıyor. Tam aksine iletişimsizlikten problem çıkıyor. Esas da bu ikili neden oluştu? Neden dediğiniz gibi 8 yıldır görüşülemiyor? Çünkü AK Parti seçim kaybetmiyordu. Dolayısıyla şunu diyordu, millet bana yetkiyi verdi. Benim bu konuda kimseyle görüşmeme gerek yok. Esasında Erdoğan bu görüşmeyi kabul etmekle ve görüşmekle aslında seçim yenilgisini de kabul etmiş ve yeni bir devrin başladığını da ilan etmiş oldu. Bir anlamda Özgür Özel'in hem muhatap kabul edilmesi ve onun ötesinde de bu konuların konuşulması, yani ülke yönetiminde de artık başka bir partinin de söz sahibi olduğunu gösteriyor. Evet. İşte demokrasi böyle bir şey. Dolayısıyla demokraside tek başlılık, tek adamlık veya işte onu hatırlatacak simgelere aslında yer yok. Olmaması da lazım. Seçmen şu ana kadar kendi kendine bu hatayı yaptı. İşte 31 Mart'ta tam bir ay önce diyelim bu hatasını veya işte bu tercihini değiştirdi diyelim. Ve bugün geldiğimiz noktada seçmen aslında siyasete ayar verdi, siyasete yön verdi ve siyaseti değiştirdi. Sandığın gücü bu. Evet. Yani bunu değerlendirmek lazım. Hani ne olursa olsun hiçbir zaman yetkileri tek kişiye vermemek lazım. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'deki yıkıntıların arasında bir Alman siyasetçi diyor ki, Summa haşa tabii hani biz kendileri açısından söylüyorlar. İsa da gelse bundan sonra diyor, bütün yetkileri bir insana vermeyeceğiz diyor. Yani kim gelirse gelsin diyor artık bundan sonra zaten Hazreti İsa da gelse ki onların inandığı Hazreti İsa ile bizim ayrı da. Yani Hazreti İsa da gelse zaten kusura bakmayın onlar gibi davranmaz zaten. O da istişareye önem verir yani. Ama gün baktığınız zaman gerçekten bu seçimler çok büyük değişimlere sebep oldu. İşte bugün ne konuşuyoruz? İYİ Parti'deki değişim. Neyi konuşuyoruz? Evet. Efendim işte CHP'deki değişim yine bir seçim sonrası olmuştu. Ve birçok partide yine aynı şekilde depremler oldu, değişimler oldu. İşte siyasetçi esasında seçmenin tercihiyle hareket ettiğini bilmesi gerekiyor. Ve asla hani ben işte çok büyüdüm, bu koltuklar benim malım, bu efendim devletin sahibi benim havasına girmemesi lazım. Siyasetçiler, Cumhurbaşkanı da olsa, herhangi bir makamda da olsa bir seçimlik, bir sandıklık ömrü var. Onu hiç kimse unutmasın. Peki şu da çok konuşuluyor, onu da sorayım sana. Şimdi Kılıçdaroğlu'la hani bir süreç yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında 8 yıl bir araya gelmedi iki lider. Bu Kılıçdaroğlu'ndan kaynaklanan bir tutum muydu? Yani Kılıçdaroğlu isteseydi Erdoğan'la görüşemez miydi? İki lider bir araya gelemez miydi? Özel burada farklı bir çizgiye mi getiriyor? En azından iletişim açısından partiyi. Ya şimdi de onu seçim kaybeden biri olarak Kılıçdaroğlu bence görüşmek istemedi. Erdoğan da görüşmek istemedi. Erdoğan da onu muhatap kabul etmedi. Zaten Erdoğan biliyorsun hani biraz böyle seçim kazandıkça hani muhatabını küçümseyen bir... Yıpratıcı bir tarzı. Hem küçümseyen hem yıpratan bir söylevi, bir tarzı vardı. Ondan dolayı da görüşmek istemedi ama şimdi Özgür Özel'in görüşmek istemesi çok tabii. Yani Özgür Özel hani ben hep şunu söylüyorum yani bence onu da yapması lazımdı.
devamlı erken seçim talebinde bulunup devamlı hükümeti de yıpratması lazımdı. Yani siyasi şey açısından, yani bir istikrarsızlık daha yol açma anlamında söylemiyorum. Siyasetin gereği bu. Evet. Özgür Özel de niye görüşüyor? Çünkü o da hani birinci parti olmuş bir lider olarak, birinci partinin efendim lideri olarak görüşüyor. Erdoğan da hani ikinci parti olmuş, ikinciliğe düşmüş bir parti lideri olarak görüşüyor. Dolayısıyla bu görüşme böyle mümkün oldu. Yani Kılıçdaroğlu görüşseydi, hani bir pazarlık gücü olmadığından dolayı söyleyecek fazla bir sözü olmayacaktı. Erdoğan da zaten onu muhatap kabul etmiyordu bu konuda ve söylüyordu da zaten onu. Ankara ve İstanbul belediyeleri işte CHP'ye geçtikten sonra da çok rahat aslında bir yine hani üstünlük, yani psikolojik üstünlük ele geçirmişken de görüşebilirdi belki. Evet ama işte yapmadı onu. Yani geriye doğru hatırlamaya çalışıyoruz. Tabii oradaki diyaloglar çok sertti, çok şeydi ama yine de Erdoğan ikinci parti olmadığı için o dönemde... Anladım. Bir de yani biliyorsun biz genel seçim kazandı arada. Evet. Onu da unutmamak lazım. Yani geçen sene seçimi de kazandı. Yani neredeyse AK Partililerin tamamı seçimi kaybedeceklerini beklerken biz de seçim kazandılar. Yani şunu dediler, yani bu kadar çok mağlup ettiğimiz, bizim en kötü zamanımızda da yani bir deprem geçirmiş bir ülkede bizi bu konuda geçememiş bir parti lideriyle görüşmeye de gerek yok. Bir de o altılı masadaki o skandalları gördüler. Yani der ki bunlara görüşmeye değmez bence. Bunu niye sordum? Hani Özel'in bir şu anda farklı bir iletişim tarzı mı kullanıyor şeklinde? Çünkü dün 1 Mayıs'ta Saraçhane'de İmamoğlu'yla işte orada bir araya geldiler ve işte Saraçhane'deki o polis barikatının önünde bir tabiri caizse basın açıklaması yapıp dağıldılar. Daha sonra işte DİSK ve çeşitli siyasi parti temsilcileri orada polise bir mukavemet gösterdi. Daha doğrusu hani Taksim'e yürümek istedi. Polis bariyerini aşmaya çalıştılar. Polis buna müsaade etmedi. İtiş kakış oldu vesaire. Şimdi hani Sayın Özel bu konuda mesela şöyle bir eleştiri aldığı için soruyorum. İşte hani madem bu sadece bir basın açıklaması olacaktı, niye Saraçhane'de topladın insanları? Hani bunu başka bir yerde de yapabilirdin. Özel de diyor ki ben hani ne yapacaktım? Barikatlara karşı savaşacak mıydım? Hani orada vurup kırıp mı geçecektim diye. Hani bir beklentisi olan bir kesim var. Yani genel beklenti tabii ki bu değil. Yani Özel'den bir beklentisi olan bir kesim var. Belli ki orada biraz daha hani sahaya inseydin, hani gaz yeseydin, coplansaydın ama orada direnç gösterseydin diye bekleyen bir kesim var. Özel de yok diyor kardeşim ben çıktım. Polis müsaade etmedi. Ben de geri döndüm. Hani ne yapsaydım tarzı bir çıkışı doğrusunu var. Doğrusunu yapmış tabii canım. Yani şimdi ben hani dünkü yazımda da yani Taksim takıntısını bırakmaları lazım. Evet. Şimdi bu Taksim meselesi işçi haklarının, efendim işçi ücretlerinin, işçi güvenliğinin önüne geçmiş durumda. Yani asıl hedef 1 Mayıs'ı kutlamak, işçinin hakkını gündeme getirmek, onu bir işçi bayramına, bir emek bayramına dönüştürmek değil de sanki Taksim Meydanı'na gitmek. Yani amaç o olmuş. Araç olması gereken Taksim Meydanı amaç olmuş. Amaç bu değil ki. Amaç işçinin hakkını korumak. Yani siz Çemişgezek Meydanı'nda bunu kutlayın da işçiye yoksulluk sınırının üstünde asgari ücret verilsin. Bunu efendim Yüksekova Meydanı'nda kutlayın ama efendim iş güvenliği sağlansın. İşçiler ölmesin. Değil evet. mi? Uygun çalışma koşulları olsun. Yani burada amaç Taksim ne ya? Summa haşa. Şey mi yani bu? Hacca mı gidiyorsunuz? Siz de Kabe'ye gideceğiz diye. Yani hacı böyle bir şey şartı gibi. Evet evet. Gerçi anayasal olarak Taksim hakkı var işçinin. Çünkü sembolik var. Olarak da hani oranın bir anlamı var. Hani manevi değeri de var. İşçi hakları çerçevesinde ama anayasal olarak da hani bir meydanı kullanma hakkı var işçi gösteren ama şimdi bu kadar merkezi olması... Tabii şöyle bak, şu an bak o kadar tartışılıyor, konuşuyor. Ben ekranları da izliyorum, gazeteleri okuyoruz, işte köşe yazılarını. Yani Taksim konusu şu anda iktidarın işine gelecek şekilde işleniyor. Yani çok güçlü bir şekilde, yani sendikalar, işte diyelim ki sol partiler, aşırı veya normali veya ortası veya neyse... Ya hep bir ağızdan mesela işçi güvenliğini, il içi gündeme getirmeleri gerekmiyor muydu? İşte 29 işçimiz vefat etti. Efendim yangında cayır cayır yandı. Onu gündeme getirmeleri gerekmiyor muydu? Nerede hani?
Varsa yoksa Taksim. Yani olmadı kardeşim, tamam. Artık Taksim'de bakın 1980 ile 2009 galiba. Yani 30-40 sene zaten kutlama yapılmadı. Ne oldu yani? Ha, yarın ortam değişir, dönüşür. Daha farklı bir ortam gelir. Kutlarsınız ama burada da tabii şu var. Erdoğan'ın da burada bir inadı var. Diyor ki ben bak size yaptırmıyorum. Halen mühür bende. Halen ben efendim tabii İçişleri Bakanlığı diyor. Yani kendi iktidar da kendi gücünü gösteriyor aslında burada bir taraftan. Şunu da peki da. Bir özelleştiri... Yani bir güvenlik, peki ben o zaman şu son. Peki güvenlikle ilgili bir sorun var mı? İşte Hüseyin Başbey'in i̇şte ifade ettiği şey. Oraya yok, şöyle hayır. Gelelim. Şimdi ben mesela... Ayrıca şunu söyleyeyim ben bunu derken ya Taksim'de kutlama yapılmasında %100 katılıyorum. Keşke yapılsa ben de gitsem. Evet. %100 katılıyorum. Yapılması da lazım. O ayrı bir konu bak. Yani ama eğer bu olmayasa mümkün değilse dikkat et mesela CHP'li Özgür Özel'e şurada yani genel başkanla. Ya işte git yarınki Erdoğan görüşmesinde asgari ücreti muhakkak gündeme getir, emekli maaşını gündeme getir. Demiyorlar da diyorlar ki ya neden? Yine Taksim'e takıldılar. Bak gündemi görüyor musun? Evet. Şimdi dün 42 bin polis görev almış. Arkadaşlar evet. Gündemimizde işte takip edelim lütfen. 42 bin polis görev aldı Taksim Meydanı'nda ve 10 bin kişi Taksim'e girmesi bekleniyordu. Yani kişi başına 4 polis tabiri caizse. Yani bunun yerine BTP lideri de diyor ki işte hani bu kadar insanı seferber edip işte Taksim Meydanı'nı kapatıp bu hani curcunayı kopartmaktansa tabiri caizse yani daha az bir kişiyle Taksim bu manada korunamaz mıydı? Yani 42 bin polisle Taksim'e gitmeyi engellemek yerine hani Taksim'e gidilseydi de bu 10 bin kişi 10 bin polis de engellenemez miydi yine olayların çıkması? Çünkü bir ara hükümet aslında bunu verdi. Bu hakkı hani Taksim'de kutlama hakkı demeyeyim de. İzin verdi. Böyle bir izin verdi. Zaten hakkı olan bir şeyin yapılmasına müsaade etti iktidar. O günde hatırlayalım Şişli'den Osman Bey, Osman Bey'den Elmadağ, Kahırbiye'ye kadar o kadar hani terörist olaylar oldu ki. Hani bir terör estirildi. Bankamatikler taşlandı, evet. Kırıldı, dükkanların camları kırıldı. Yani böyle 1 Mayıs'la hiç ilgisi olmayan. Ondan sonra pankartlar asıldı, paçavralar, terör örgütü paçavralarına benzer şeyler dolaştırıldı gibi gibi gibi. Yani iktidar da, yani burada bir de sendikalarda bu grupların içlerine sızmasını engelleyemiyorlar. Bunu da burada söyleyelim. Tabii. Ya bir güvenlik endişesi varsa ve hiç kimse bunun sorumluluğunu alamıyorsa elbette buna izin verilmemesi lazım. Yani bir görüşümüz de şu. Yani bir kişinin burnu kanayacağına yapılmasın kardeşim. Evet. Bırak ölüm. Şimdi hatta 1977'deki kanlı 1 Mayıs olaylarının yine işte terör örgütleri tarafından yapıldığı, ki tam aydınlatılamadı halen biliyorsun. Evet. Bunu. Ve bu olay esasında işçilerin aleyhine oldu değil mi? Yani neticede o da insanlar öldü, 47 kişi değil mi? Evet. Hayatını kaybetti. Ondan sonra hep işçiler, sendikalar, sol örgütler yani bu anlamdaki sol partiler hep terör yaftası yiyerek günümüze kadar geldi. Bak hala ne diyoruz Taksim deyince aklımıza hatta 1977 geliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla böyle bir şiddet sarmalı eğer tekrar gündeme gelecekse yapılmasın daha iyi. Yani ama... Yarın bir gün ortam yumuşar, efendim o güvenlik tamamen sağlanma noktasına gelinirse tabii ki yapılmasında fayda var. Ama hani eğer bir güvenlik kuşkusu varsa, bir güvenlik sorunu varsa, insanların canı yanacaksa, yaralanacaksa, kayıplar olacaksa kesinlikle yapılmasın. Yani bu zorunluluk değil ama ya Taksim tartışması her sene 1 Mayıs'ta işte Nisan'ın sonunda başlıyor. Efendim Taksim'de olacak mı, olmayacak mı? İşte bitiyor halen mesela işçi haklarını gündeme getiren, konuşan yok. Şimdi dün sendikalar işte yandaşından işte ne diyelim muhalifine kadar hepsi işçinin, emekçinin aslında hakkını alamadığını dile getirdi. Hepsi işte 1 Mayıs çerçevesinde programlar yapıldı. Kocaeli'de, Bursa'da bu manada liderler, sendika liderleri konuştular, eleştirilerini yaptılar. Peki... Sen sendika liderlerine net bir soru sorayım. Yani işçi haklarını arama konusunda yeteri kadar samimi buluyor musun? Hayır. İşçi hakkı demek ne demek? İşçi ücreti demek hak. Yani bunlar hak derken
Önce onu tespit edelim. Bir netleştirelim. Tabii işçi hakkı ne demek? Ben çalışıyorum. Ücretimi tam almak istiyorum. Yani peki alması gereken ücret ne? Yani bir işçinin alması gereken ücret ne? Yani en az yoksulluk sınırının üstünde alması gerekiyor. Değil mi? Yoksulluk sınırının altında bir ücret anayasaya da aykırıdır. Dün hani Profesör Doktor Haydar Baş'ın yazısından da bunu okuduk. Şimdi dolayısıyla yani işçi hakkı demek, işçinin geçinebileceği bir ücret öncelikle. Şimdi bu ücret gündeme getirilmiyor. Mesela biz sendikalardan çok yüksek sesle bunu görmüyoruz. Yani asgari ücret yoksulluk sınırının altında olamaz diye bir şey ben duymadım. Yani hatta dün de anlattım. Kani Bey'le yapmış olduğum bir görüşme vardı. Ona da söylemiştim. Şimdi buradaki yanılgı şu. Bu sendikalar sistemi reddetmeleri lazım. Şimdi sistem kapitalizm ve sistem de nedir? Daha çok sermaye sahiplerini, zenginleri kollayan bir sistem. Tamam, sermaye düşmanlığı yapmıyoruz. Şunu gündeme getirmeleri lazım. Türkiye'nin kaynaklarını gündeme getirmeleri lazım. Ve pazarlık masasına otururken milli ekonomi modelini götürecekler. Ve diyecekler ki, arkadaş Türkiye'nin şu kadar madeni var, kaynağı var, senyoraj geliri var. Bu senyoraj geliri devreye sokularak memura, işçiye, sabit emekçiye, emekliye, emekli de dahil buna, tatmin edici hakkı olan para verilebilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi sendikalara bakıyorsun. İşte 2-3 sene önce bir açık mikrofon skandalı oldu. Sendika normalde muhalefetle anlaşmaz. Hükümetle böyle arka kapılarda pazarlık yapıp anlaşmaz. Mesela grev hakkını kullanır. Bir baskı aracıdır. Siyasette önemli bir yer teşkil eder. Yani illa siyasi parti olmasına gerek yok. Dolayısıyla bu baskı unsurunu, yani bu lobi faaliyetini kullanarak işçilerle de beraber bunu tabii zaten gücünü işçilerden alıyor. Bunu yapabilir ama böyle bir direniş görmüyoruz. Şimdi direniş denirken sadece Taksim'de kutlama. Evet. Efendim akla geliyor. Yani şu an sendika deyince, işçi deyince bu akla geliyor sadece. Ama işte bir rakam telaffuz edilmiyor. İşte sendikalar şunu demesi lazım. Açlık sınırı ne kadar şimdi? 55 bin lira. Yoksulluk sınırı aferin. 55 bin liranın altında asgari ücret olmaz diyecekler. Hep bir ağızdan. E bak o zaman hükümet nasıl endişe edecek, panikleyecek yani bu konuda bunu vermeye çalışacak. Şimdi işte bu ücret fiyat sarmalı diye bir şey uydurmuşlar. Ve efendim işte ücret verirsek fiyat artar. Bu kesinlikle yanlış bir şeydir. Bakın ya fiyatlar ücretlerden dolayı artmıyor. Zaten ekonomide bakın. Bir pasta olarak düşünürsek ekonomiyi, o pastanın çok az bir dilimini işçi emekçi alıyor bakın. Ve her sene o dilim küçülüyor. Yani evet. Toplam pastadan yani gayri safi milli hasıladan işçinin, emekçinin yani ücretlerin aldığı pay her geçen gün azalıyor. Ve yani rantiye kesiminin, sermaye kesiminin, faizci kesimin, parayla para kazanan kesimin de pastadan aldığı pay büyüyor. İşte bunu engellemesi lazım ekonomi yönetiminin, hükümetin. Bunları anlatmaları lazım. Bunu bakın anlatan tek parti Bağımsız Türkiye Partisi. Bunu anlatan tek kişi Profesör Doktor Haydar Baş'tı. Bugün de Hüseyin Baş ve kadrosu. Ama ya işte biz biz bunu ifade ettik yani ben bu sendika liderleriyle görüştüğümde söylemiştim. Ben şunu müthiş bir ortaya koyduk. Ama baktığınız zaman yani bir gazeteci olarak da söyledim bunu. Ama baktığınız zaman maalesef bunu konuşmak yerine ya onlar da ne dese ya bu mümkün değil diyorlar. Ve sonra dönüyorlar hükümetle anlaşıp beraber kol kola el ele verip işçiyi eziyorlar. 2020 asgari ücret görüşmeleri sürecinde o dönemde merhum Profesör Doktor Haydar Başbey işte 10 bin lira olarak asgari ücretin verilmesi gerektiğini hem gerekçeleriyle hem de kaynaklarıyla. Yani neden 10 bin lira olması gerekiyor? İki, nasıl 10 bin lira olabilir? İkisini de çok net bir şekilde ortaya koyduğunda gündem tabii doğal olarak asgari ücrette konuşulunca işçiler ya da bazı işçi temsilcileri de Türk İş'e ya şimdi bak işte Haydar Başbey 10 bin lira diyor. Bağımsız Türkiye Partisi lideri. İşte şu şekilde oluyor, bu şekilde oluyor. Bak biz de bu şartları yaşıyoruz. Hani böyle bir talep de var işçiden. Hani işçi de tabii bunu canım, talep ediyor. Hani siz bunu ne yapacaksınız diye
Türk İş Genel Başkanı'na, o zaman Türk İş Başkanı'na ifade edildiğinde Türk İş Başkanı hani yemedi içmedi, sanki hani rakibi Haydar Baş'mış suç gibi ya da 10 bin lira istemek bir suçmuş gibi, güzel ifade ettin. Kalktı durup dururken buna cevap verdi. Yani şimdi orada işçi temsilcisisin, işveren temsilcisi var, hükümet temsilcisi var. Kameralar karşısına geçiyorsun, diyorsun ki, Türk İş Başkanı diyor ki işte bazıları işte asgari ücret şöyle olsun, 5 bin olsun, 10 bin olsun işte diyorlar. Asgari ücreti orası değil burası belirler diye böyle kalkıp hani akılla izah edilemeyecek, belki başka birçok şeyle izah edilebilecek bir açıklama yaptı. Ve o sene asgari ücret 184 lira mı 200 lira mı ne artmıştı, yani 200-300 lira bir zam yapıldı. %10-15 civarında bir zam almıştı asgari ücret. Peki samimi olsalardı ne yaparlardı? Profesör Doktor Haydarbaş'ın sözlerini alırlardı. Önce bir okurlardı. Sonra kaynaklara bakarlardı. Derlerdi ki bir dakika bu mümkün. Bir de bu bakın Türkiye'de bu çok işleniyor. Ya ücret fiyat sarmalı. İşte ücret artırırsak bu da tamamen yanlıştır, yalandır, temelsizdir. Evet. Bunu da kırmak lazım. Yani genellikle şöyle söyle işte bir defa kaynak yok diyorlar. Tamam. Nasıl kaynak yok? Türkiye'de her türlü kaynak var. Diyelim ki bir de şunu söyleyelim. Yolsuzluk, israf, efendim faiz, KKM değil mi? Evet. Efendim bu işte makam araçları, lüks, saltanat özlemi, işte saraylar inşa edilirken. Makam uçakları. Onlara var da neden işçiye yok? Binlerce koruma, binlerce personel. Yani tabii. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yerden bir yere giderken tabii. Hani neredeyse trafik oluşturacak kadar, hani tabii. Başlı başına trafik oluşturacak kadar bir konvoyla seyahat ediyor. Evet. Cumhurbaşkanı bir yere gidiyor diye bakanı, milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, kamu görevlisi ne kadar insan varsa onunla eşlik ediyor. Hani şimdi arkadaş Cumhurbaşkanımız başımızın tacı. Onun güvenliği, koruması bizim için tamam çok kıymetli, çok önemli. Ama şimdi bunun bir yeterlilik sınırı vardır. Yani ya 100 bin kişiyle de koruyabilirsin Cumhurbaşkanını. 1000 kişiyle de koruyabilirsin, 100 kişiyle de koruyabilirsin. Yani bunun olması gereken ideal rakamı belirlenir. O seyahat şartları belirlenir. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bence şunu açıklaması lazım. Kardeşim ben bir yerden bir yere giderken lütfen peşime takılmayın. Hani tabii, çünkü onlar da kendi korumalarıyla şusuyla busuyla seyahat ediyor. Ortada bir trafik oluşuyor. Yani hepsine para var, şeye yok. Yani burada ben bunları samimi bulmuyorum. Hiçbir zaman da bulmadım. Sadece kendi koltuklarını koruyup yüksek bir hayat yaşıyorlar. İşçiden önemli miktarlarda paralar kesiliyor maaşlarından ve bunlara aktarılıyor. Yani sendikaların şu anda Türkiye'de sicili pek temiz değil bu anlamda. Yani evet. Baktığın zaman zaten bir işe yaramıyorlar. İşçinin hakkını korumuyorlar. Hatta işçinin hakkını onlar olmasa işçi daha iyi koruyacaktı. Yani şu anda o noktaya gelmiş tabii. Türkiye'de. Yani aslında şu anda engel asgari ücret yani. Belirleme komisyonu dediğimiz komisyon, iktidar aslında işçiden gelen sesi duyuyor. Yani bugün iktidar şunu biliyor. Asgari ücrete ne kadar zam yaparsam işçi bana oy verir. Sonuçta seçilme tabii. Kaygısı olan bir yapı seçime gidecek. Şimdi mesela bugün işte Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrardan konuşuluyor. İşte Haziran ayında, Temmuz ayında bir asgari ücrete ek zam yapılabilir konuşmaları başladı. Niye konuşuluyor? Şimdi siyaset desteğini kaybetti. Halk desteğini. Halktan desteğini kaybetti. Yerel seçimde yeteri kadar ekonomiyi rahatlatamamanın faturasını ödedi. Şimdi düşünüyordu ya önümüzde bir seçim daha var. Hani biraz rahatlatalım. Hani sonuçta bu iktidar bunu ne kadar yapıyor? Sonuçta iktidar belirliyor rakamı. Yani Cumhurbaşkanı bünyesinde maliye politikaları belirliyor asgari ücreti. Neyse. Şimdi bu anayasa. Ya şöyle gelelim. İktidar anayasa değişikliğini gündeme getiriyor. Zaten anayasa değişikliği neredeyse 20 yıldır iktidarla beraber konuşuluyor da. Şu anda bu anayasa değişikliği mümkün mü? Hani buradan başlayalım. Mevcut parlamentoda hani MHP'nin, DEM Parti'nin, İYİ Parti'nin yani bu kadar uç siyasi görüşlere sahip, hatta birbirinin yok etmek. Hani ne MHP bugün DEM Parti kapatılsın istiyor. Şimdi bir yandan bu kadar uç talepleri olan, haklı ya da haksız fark etmez, partiler varken bir anayasa değişikliği mevcut parlamentoda mümkün mü? Ya da bir bu parlamento ya da herhangi bir parlamento başlı başına anayasa değişikliği yapabilir mi? İşte belli çoğunluğu sağlarsa Türkiye'de, yani işte 400 milletvekili anayasayı değiştirmeye
şu anda rakamı. Bunlar bir ara gelse değiştirebilir tabii. Yani bir de referanduma götürme sayısı var. İşte 367'nin üstünde referanduma götürüyorsunuz. Evet, AK Partisi yani şu an iktidar referanduma götürmeden bu işi yapmak istiyor. Çünkü referandum demek aynı zamanda iktidarın tekrar test edilmesi demek anlamına geliyor. Bir de artık insanlar seçmeye yoruldu seçimden. Yani devamlı bir seçim ortamı, bir rekabet, bir gerginlik istemiyor. Biraz normalleşmek istiyor. Şimdi burada tabii getirilecek maddeler önemli. Yani bugün mesela AKP'nin, Hüdapar'ın, efendim o Saadet'in ve Saadet grubu, Deva grubu, şu bu bunların aslında istedikleri şeyler var beraber. Ortak paydalarını bulabiliyorlar. Yani orada mesela bu tip maddeler gelirse değiştirilebilir. Ama burada tabii Erdoğan'ın Özel'i ikna etmesi lazım. Özgür Özel'i ikna etmesi lazım. Evet. Tabii bu tartışmaların, tabii bunlar oturulur konumlar, anayasal konulardır. Sayısal, aritmetik yani meclis evet. aritmetiğiyle ilgili konuları değişir. Yani neye olduğuna bağlı. Şimdi ama burada baktığınız zaman Özgür Özel güzel bir şey söyledi ki uyacaksak anayasayı değiştirelim. Yani şunu demek evet. istiyor. Ya zaten anayasa uymuyorsunuz. Yani bugün yani baktığınızda Anayasa Mahkemesi devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Hukuk devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Anayasaya rağmen değil mi birçok şey göz ardı edildi. Anayasaya uyulmadı, uyulmuyor. Bu yeni bir şey değil. Ta Özal zamanında ya anayasaya bir kere delsek bir şey olmaz diye bir laf vardı. O geldi. Sonuçta anayasa bak 21 kez değişti. AKP döneminde 12 tadilat yapıldı. 177 maddenin 134'ü değişti. Şimdi anayasa değiştirmek mesele değil. Burada anayasayı değiştirmekle ne hedefleniyor? Yani biz hep sorduğumuz soruyu tekrar soralım. Anayasa maddelerinden hangisi iktidarın hizmet etmesinin önünde bir engel teşkil ediyor? Yani asgari ücreti yoksulluk sınırları çıkarmak istediler de anayasa mı engel oldu? Tam aksine anayasa şunu buyuruyor. Diyor ki hükümet diyor vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılamak zorunda. Yani özetle. Evet. Çok madde var. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili değil mi? Hatta çok tartışılıyor da yani evet. bu kadar maddeyi içermeli mi anayasa? Değil hani aslında evet. Birçok şey yasalarla da çok rahat halledilebilecekken neden her şeyi anayasanın içine alıyoruz da çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Normalde anayasa nedir? Şimdi birçok ülkede çok kısadır. Tabii. İngiltere'de anayasa yoktur, yazılı anayasa. Yani vatandaşların tamamının mutabakatta vardı, mutabık olduğu belli konular var. Yoksa böyle uzun uzadıya işte efendim şeyleri koymaya gerek yok. Ama tabii anayasa adı üstünde yasaların babası yani anası. Yani hiçbir yasa anayasaya aykırı olamaz biliyorsunuz. O evet. hiyerarşi var. Anayasa, kanunlar, yönetmenlikler vesaire diye geliyor. Hukuk fakültelerinde öğretilen. Ama burada iktidarın hep bir bahane ürettiğini görüyoruz. Yani bu artık bunun aşılması gerekiyor. Yani iktidar Türkiye yönetemiyor. Şu anda bakın dış politikadan, ekonomiye, enflasyondan, efendim gençlerin umudunu kaybetmesine varana kadar devasa sorunlar var. Bunları eğileceğine, bunların hiçbirisine bakmıyor. Ne yapıyor? Boyu da anayasayla uğraşıyor. Yani bunun gündemi değiştirmek, topu taca atmak dışında bir faydası yok. Yani hükümet devamlı bununla beraber zaman kazanıyor ama artık toplum gerçekten bundan bıktı ve kabak tadı vermeye başladı. Hani bırakın diyor millet, yani bu anayasa tartışmalarını bırakın, hizmet edin, ne yapacaksanız yapın. Millet aç, millet perişan, milletin sıkıntıları var, gençlerin problemleri var. Enflasyon aldı başını gidiyor, et fiyatları almış başını gidiyor. Hani hiçbir güvenliğimiz yok, yani biz geleceğe ümitle bakamıyoruz. Yani geleceğimiz daha iyi olacak diye göremiyoruz. Bakın Türkiye'de antidepresan kullanımı zirveye ulaşmış. Evet. Türkiye'de intihar oranları, kadın cinayetleri bakın daha dün kaç tane kadın cinayeti oldu. Efendim yurt dışına giden gençler, efendim cinnet geçirenler, psikolojik tedavi görenler bugün psikiyatri servisleri dolup taşıyor. Randevu alınamıyor. Yani bütün bunlar niye? Çünkü gelecek endişesi var, gelecek kaygısı var. Anne babalar çocuklarının geleceğinden endişe ediyor. Çocuklar kendi geleceğinden endişe ediyor. Bunların hiçbiri çözülemiyor. Etrafımız ateş çemberi, İsrail savaşı devam ediyor. Efendim Rusya savaşı devam ediyor. Bu savaşın nereye gideceğini kimse bilmiyor. Gürcistan karıştı. Gürcistan'da gösteriler parlamentonun evet. etrafına sıçradı. Göstericiler parlamentoya girmek istediler. Yani evet. böyle bir farklı bir iklime gidiyor kuzey tarafımızda. Tabii Kafkasya'da bugün Azerbaycan-Ermenistan evet. gerginliği bitmedi.
Yani bakın Irak, Suriye, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Suriye hepsi de savaş var. Hepsi de bizim yani şu anda bu bölgede savaşmayan yani bizde de savaş, bizde de PKK terör örgütüyle mücadele evet. ediyoruz. FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Ama böyle yaygın Allah korusun bir savaşın içerisinde girmedik. Yani girmeyen tek ülke Türkiye neredeyse bu coğrafyada. Bugün gazeteci, bu bir tedirginlik yaratıyor. Bunların çözülmesi lazım. Gazeteci Mustafa Balbay'ı dinliyorum. Güzel bir hatırlatma yaptı. Japonya Anayasası dedi. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgalci Amerikan generalleri evet. tarafından yazıldı. Ve Japonya hala bu anayasayı kullanıyor. 1945'te kendisine iki tane atom bombası atmış, ülkesini darmadağın etmiş, yüz binlerce insanını öldürmüş, Amerika'nın generalleri tarafından yazılmış bir anayasayla hala devam ediyor. Yani adamlar bugün baktığın zaman dünyanın en zengin, değil mi? Ülkelerinden bir tanesi, en kalkınmış ülkelerinden bir tanesi. Teknoloji açısından zirvedeler. Kişi başı milli gelirde zirveyi zorluyorlar. İşte bakıyorsun hani ülkesel anlamda çalışkanlık olarak dünyanın en çalışkan insanları, emeklilik yok adamlar 90-100 yaşına kadar çalışıyorlar falan, böyle garip bir hani halk yani, değişik bir millet. Ama günün sonunda bütün bu kalkınma sürecini, yani 2. Dünya Savaşı'nda bu kadar ciddi bir ağır mağlubiyeti yaşadıktan sonra sürece, yani 70 yıllık 75 yıllık sürece baktığın zaman Japonya'nın geldiği noktada hani adamlar anayasaya takılmadan ülkelerini kalkındırmışlar. Yani biz hani günün sonunda 1980'de evet darbeci bir hani junta tarafından anayasamız yazıldı ama sonrasında dediğin gibi yani bütün maddeleri değişti. Yani o darbenin hiçbir kalıntısı, bir iki kalıntısı hariç hiçbiri kalmadı. Yani bunlar bence açık söyleyeyim boş konuşmalar. Gerçekten yani bana o kadar boş geliyor ki. Yani ne anlamı var bu konuşmaların, ne anlamı var bu tartışmaların? İktidar hani elinden... Gündem belirleme gücünü de belki biraz şimdi şöyle kullanarak, güzel bir, hadi anayasa konuşun biraz da. Güzel bir söz duymuştum yıllar önce birisinden, demişti ki elinden büyük iş gelmeyen insanlar küçük işlerle uğraşır. Ya da Süleyman Demirel. Yok bu çok güzel bir söz bak ya. Şimdi elinden bir evet. Şimdi eğer Erdoğan bugün elinden büyük iş gelseydi, gerçekten kabiliyetli bir lider olsaydı bunu mu tartışırdı? Hayır. Şimdi elinden büyük iş gelmeyince, şimdi ben mesela bir şirkette çalışıyordum. Müdürü çok beceriksiz bir adamdı. Eline hiçbir iş gelmiyordu. Ya bakıyorsun tuvaletteki adamla uğraşır. Yok efendim niye tuvalet böyle? Yok çaycıyla uğraşır. Ya kardeşim sen genel müdürsün, işine baksan. Yok. Saçma sapan küçük işlerle uğraşırsın. Şimdi bu devlet yönetiminde de böyledir. Şimdi bir cumhurbaşkanı eğer kabiliyeti yoksa, bir şey üretemiyorsa, efendime söyleyeyim, ne yapar? Böyle şeylerle uğraşır. Yani mesela bir televizyon yönetimi veya bir işte şirket yönetimi veya bir başarılı olduğu zaman başarısını konuşturur. Böyle saçma işlerle uğraşır mı? Tabii. Yani her işte böyledir yani. Bu arada fark ettim sen bayağı hani yetenek sınırları düşük yöneticilerle çalışmışsın bir dönem. Evet maalesef. Hep ayrılıyorsun tabii. Ondan sonra. Şimdi evet gelelim İYİ Parti'ye. Ya bu İYİ Parti hani istifalardan neredeyse hani parti kalmayacak seviyeye geldi. Trabzon'da da tabii Koray Aydın genel başkan seçilemeyince Trabzonlu bir genel başkan yardımcısı. Trabzon İl Teşkilatı şu anda düştü, il yönetimi düştü. Ne diyorsun yani İYİ Parti seçime kadar ayakta kalmayı başarır mı? Şimdi bu tabii kongrede Akşener istifa etti ama gölgesi duruyor. Müsavat Dervişoğlu Akşener'in evet. efendim ne diyelim ona işte... temsilcisi olarak orada duruyor. Ve bu partide bir rahatsızlık yarattı. İşte Koray Aydın bunu söyledi mesela bir şeyle beraber. Uzun, yüksek perdeden söyledi. Diğer taraftan baktığın zaman tabii bu illerde, ilçelerde şeye sebep oldu. Bir depreme de yani. Çünkü beklenti vardı. Yani eğer Akşener istifa edecekse gerçekten istifa etsin gitsin. Değil mi? Ama tabii. istifa etmiyor, ediyor, etmiş gibi oluyor. Yerine efendim Dervişoğlu'nu getiriyor. Şimdi bunların olağan kongresi yanılmıyorsam seneye olacak. Şimdi olağan kongrede işte Akşener gelecek mi, gitmeyecek mi? Yani esasında partide değişen bir şey olmadığını gördüler ve istifa ettiler. Yani istifalar herhalde bu şekilde devam edecek. Yani İYİ Parti aslında 2000'li yıllardan sonra kurulan
ve başka bir partiden ayrılarak, bak başka bir partiden ayrılarak belki muvaffak olan tek parti. Çünkü bakın başka partilerden ayrılan hiçbir parti muvaffak olamadı şu ana kadar Türkiye'de. Yani ve bu ekip MHP'den ayrılarak ayrı bir parti kurdu. Taban tuttu. Hatta bir ara %20'leri konuşuyordu. %17'leri, 18'leri konuşuyordu. %10. Evet. Efendim efendim barajı da aştı yani o anlamda. Akşener Cumhurbaşkanı adayı da oldu. Dolayısıyla baktığında başarılı bir partiydi. Ama işte o masa, altılı masadan sonra Akşener hep hata yapmaya başladı. Çok agresif bir tutum sergiledi. Çok sinirli, çok yıpratıcı bir siyaset yaptı ama keskin sirke küpüne zarar demiş atalarımız. Kendine zarar verdi. Akıl almaz bir şekilde mesela işte düne kadar, geçen seneye kadar işte Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na yani ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu kendi kendisini bitirdi. Eğer Akşener bu süreci doğru yönetebilseydi bugün bu yerel seçimin bu yerel seçim galibiyetinin paydaşlarından biri olabilirdi. Evet. Değil mi? Çıkıp diyebilirdi ki bak biz sizi seçtirdik ve halen siyasette çok iyi, önemli bir yerde olurdu ve 2028 içinde, bak 2028 içinde belirleyici bir genel başkan olabilirdi. Ama işte ya, izlediği yanlış siyaset ve politika yüzünden maalesef kendi açısından, kendi şeyinde söylüyorum ama bilmiyorum tabii muhasebesini yapar mı yapmaz mı. Kendi kendisini bitirdi. Yani aslında İYİ Parti'ye dışarıdan bir müdahale yapılmadı. İYİ Parti'nin seçim mağlubiyeti bir partiye, bir lidere daha doğrusu daha kaybettirdi. O da Muharrem İnce. Muharrem İnce de seçim öncesinde İYİ Parti'nin ciddi oy alacağını ve CHP'yi her yerde kaybettireceğini net bir şekilde ifade etmişti. Seçim sonucu Muharrem İnce'nin de bu ne diyelim teorisini dışarı attı. Aslında o da bir beklenti içinde. Beklentisini çöpe attı o zaman. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi eğer şey olsaydı neydi yani böyle bir akıbet yaşasaydı Muharrem İnce'nin önü açılacaktı. Önü açılacak. Böyle olmasını istiyordu ama olmadı. Olmadı. O bir temenniydi aslında. O da gitti. Gitti evet. O da bitti. Bu arada Muharrem İnce ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü. Yani demek ki Erdoğan esasında kritik dönemlerde doğru adımlar da atıyor diyelim. Ya tabii şimdi Erdoğan neticede bak realist bir siyasetçi. Evet. Rakamlarla arası iyi. Yani anketlerle rakamlarla arası iyi. İşte Fatih Erbakan'la da görüştü. O zaman Saadet'le de görüştü. Saadet'te işte Oğuzhan Asiltürk vefat edince koptu. Yoksa Saadet Partisi de yürüyorlardı. Bir yol arkadaşlığı yapacaklardı yani. Evet. Ondan sonra Hüdapar'la görüştü. Aksakallı'yla neydi bu? Aksakal. Önder Aksakal'la Aksakal. Görüştü. Yani Erdoğan görüşmüyor değil ki. Erdoğan yani istediği zaman görüşüyor. Yani böyle şeye... Şimdi neden oldu? Artık iktidarını kaybetme. Yani iktidarı kaybetme efendim riski olduğu zaman siyasetin gereğini kendince yapmaya ve önlem almaya çalışıyor. Evet. Bahçeli ile araları çok kötüydü biliyorsun. Birbirlerine hani inanılmaz laflar söylemişlerdi. Şu anda da aslında iyi değil. Yani ama yine de işte 2015'ten beri evet, 9 yıldır durmayı başarıyorlar. Tabii 9 yıldır artık MHP'ye mi katlanıyor, MHP onunla mı katlanıyor bilmiyoruz ama neticede beraberler. Yani Erdoğan siyasetin gereğini yapıyor. Yani şey değil, sabit fikirli biri değil bu anlamda. Anladım. Yani tabii yoksa o kadar zaten iktidarda nasıl dursun? Şimdi TÜİK bir veri açıkladı. Şimdi TÜİK'in bazı verilerini belki eleştiriyoruz ama bazı verileri de önümüze bir net bir fotoğraf koyuyor. Diyor ki TÜİK kırmızı et üretimi artıyor, çiğ süt üretimi düşüyor. Şimdi ortada... Ben de diyorum ki bu inekler bitmedi mi kesin. Bu haber çok yapılıyor. Evet evet. Şimdi bunun üzerine aslında şunu konuşalım. Şimdi bu ithal et meselesinde 3 dolar civarında Türkiye'ye girişi var bu ithal etin. Yani Türkiye 3 küsur dolar veriyor, 1 kilo ithal et alıyor. Bu kasaba biz gidiyoruz diyoruz ki biz ithal et almak istiyoruz dediğimiz zaman bu bizi 12 dolara, 15 dolara, 20 dolara, 20 dolara hani satılıyor. 600 şimdi lira. Hani yok hani şeye gider, et balık kurumuna gidersen 12-13 dolara alıyorsun.
Hani bir kilo ithal eti. O da bir kilo alabiliyorsun. İşte ahşabı bir kilo alabiliyorsun. Hani iki kilo istersen o zaman 20 doları gözden çıkarman lazım. Ama neyse yani biz hani net iki fiyat ithal et satan kasaplara gittiğin zaman ithal et almak istediğinde 12 dolar. Şimdi arada 4 kat hemen hemen bir fiyat farkı oluşuyor. Bu fark katlama değil yani kanıtçı. Toparlanmış, kartopu gibi yuvarlanmış bir fiyat var ortada. Ya tabii şimdi keşke hani bir imkanımız olsa da bunu Erdoğan'a sorabilsek. Ve Tarım Bakanı bak şu an kimse tanımıyor Tarım Bakanı'nı. Evet. Eskiden ezbere bilirdik kabineyi. Efendime söyleyeyim. Şimdi bunu onlara sormak lazım. Bu nasıl oluyor diye. İşte her işte olduğu gibi yani işte ne diyoruz? İşte tarlada 1 lira, sofrada 20 lira. Bu da böyle evet. Bir şey herhalde. Yani... Efendim işte arabalar geliyor işte 10 liraysa vergisiyle falan şu bu 100 liraya çıkıyor. Maalesef Türkiye'deki hem vergi politikası hem çok fazla aracı olması arada vergiler, aracılar, taşıma maliyetleri, işte esnaf maliyeti, o maliyeti, bu maliyeti derken ama yine de tabii bu çok anormal bir artış. Yani acaba bunu kim satıyor yani bunu direkt hükümet mi satıyor bu fiyata? Yoksa ya sonuçta et balık kurumu getiriyor. Bunu satıyor. Yok mesela şahıslar bu şekilde yapabiliyor mu? İthalat yetkisi verilen birkaç kurum var diye biliyorum. Hani herkese ithalat yetkisi verilmiyor. Ama günün sonunda ana ithalatçı ya da ana dağıtıcı et balık kurumu oluyor. Et balık kurumunda anlaşmalı olduğu market ve kasaplar var diyelim. Marketler bunların tamamı bunlara veriyor. Şimdi zaman zaman ben de gidiyorum mesela bazı marketlerde işte kilosu 400 liraya et satıyor adam. Diyorum ya hayırdır bu ithal et diyor abi diyor. Aa öyle mi diyorum falan. İşte yanında yerli besi var 600 lira. Tabii vatandaş diyor ki ben ithal istiyorum. Aynı et balık kurumundaki gibi bu marketlerde de 2 kilo, 3 kilo, 1 kilo sınırlar koyuyorlar. İşte adam oraya eti yığdığında önüne bir ciddi bir kalabalık oluşuyor ama şimdi aynı ithal eti Almanya'da ithal ediyor. Yani Almanya'daki market de ithal et satıyor ya da Hollanda'daki, İngiltere'deki markette gidiyor ithal et alıyor. Ama orada 7 dolara hani sen de gittin gördün 8 dolara atıyorum ortalamada bu ürünün fiyatı satılırken bizde neden bu kadar makas açık oluyor? Ya işte bu vatandaşın ya devletin yani vergi politikasından kaynaklanıyor. Yani demek ki arada Tarım Bakanlığı kazanıyor parayı, Et Balık Kurumu kazanıyor. Asıl sorun zaten hani vatandaş odaklı, vatandaşı rahatlatan politikalar değil de devamlı vatandaşı yolunacak kaz gibi gören bir anlayış var. İşte bu her yere yansıyor. Bu bankalarda da böyle. Yani vatandaşın bankanın vatandaşa bakış açısı da böyle. Maaş politikası da böyle. Sendikaların bakışı da böyle. Yani vatandaşın sahibi yok. Yani o anlamda. Vatandaşı düşünen sahibi olsaydı dedi ki bir dakika kardeşim sen bunu 100 lira ithal ediyorsun. Yani onu söyleyelim 3 dolar 100 lira demek. Bunu sen 110 liraya sat hatta 100 liraya sat. Aldığın fiyata ver. Evet et balık kurumuna ne olacak yani? Ne kaybedersin? Ya getir zaten sen 100 lira verip 100 lira gel. Zaten sen devletsin hatta bunu sübvanse bile edebilirsin. Hani yol parası vergi şubu almadan millete bunu 100 liraya. Hadi 110 liraya 120 liraya yedir bakalım. Ya 400 lira ne? Yani o hani uygun satıyorum dediği fiyat bile evet. 3-4 kat fazla. Bu mu uygun fiyat yani? Şimdi o 3 dolar olduğuna emin misin ithalatın? Evet evet 3 küsür dolar 4 evet. Dolara yakın fiyatlara evet. Geliyor. Şimdi enteresan. Yani bu hükümetin affedersin şey vatandaşa bakış açısıyla ilgili. Ya bu sadece et fiyatlarında değil ki. Araba satıyor bize. Arabayı işte atıyorum 100 liraya getiriyorsa 500 liraya satıyor millete değil mi? Piyasaya. İşte sağlıkta öyle değil mi? Gidiyorsun tabii. Hastaneye gidiyorsun. Olmadık maliyetler çıkıyor. Okula gidiyorsun. Olmadık maliyetler çıkıyor. Efendim öğrenciler bugün işte hatta bir öğrenci şey taşıyormuş. Döviz taşıyor. Yani işte biz diyor günde bir öğün yemek istiyoruz. Yemek yok. Yani Türkiye'nin şu an konuştuğu konu açlık. Evet. Çok yani büyük işte bir trajedi yani. Günün sonunda İmamoğlu'nun belki şu ana kadar yaptığı en doğru icraatlardan birisi bu kent lokantalarını evet. Açmaktı. Evet. 40 liraya 50 liraya insanlar yani 3-4 oradan ciddi anlamda yiyorlar. Oy topladı yani. Evet, çok evet, ucuz evet. Maliyetle bence. Tabii. Yani vatandaşa dokunan görünür bir yerden midesine evet. Hitap ediyor. Değil mi? Ya sıra oluyor ben görüyorum. Tabii. Her gün işte kuruma gelirken ben de bir iki defa yedim. Yarım orada. Saat falan böyle hani açılmasına evet. Kala
kuyruk, bayağı bir kuyruk oluyor. Etli yemek falan varsa hele. Evet zaten. Evet, etli yemek falan olduğunda o kuyruk 2'ye 3'e katlanıyor. Yani belki kuyruğun sonuna kalmıyor bile belki yemek. Tabii. Ondan sonra. Ya şöyle sadece öğrenci değil, oradaki esnaf da yiyor o yemekten. Hani eskiden öğrenci... Bence bak güzel bir noktaya geldin. Bu tarz şeylere hani alımına dönük öncelik sıralaması. Mesela evet. Öğrencinin önceliği olmalı. Tabii yaşlı, emekli. İşte yaşlı, emekli. Yani orada esnaf gidip orada ihtiyaç hani sahibinin yemesi yani lazım. Çakallık yapıp orada yemesin yani. İhtiyaç sahibinin yemesi tabii lazım. Yani yiyebiliyorsa hani varsa yemek yesin, yemesin demiyoruz ama hani imkini ben gidip orada sıraya girdiğimde hani atıyorum bana demeli Kerim Bey lütfen siz hani medya hani, patronu. Medya yöneticisi olarak. Yani yok bunu ciddi söylüyorum. Yani oradan hani rencide etmeyeceği bir sistemle beraber insanları. Ya genellikle orada kimin yemesi lazım? Evi İstanbul'da olmayan, özellikle gurbette okuyan öğrenciler, tabii, gençler. Ya öğrenci bila istisna. Evi evet. İstanbul'da da olsa hani öğrenciye biliyorsun her türlü zekat fitre düşer mantığında o yemek düşsün ama yani orada hani birazcık hani herkese açık olmamalı diye düşünüyorum. Evet. Yani öyle bir şey var. Bu arada vaktimiz azalmış. Geçen gün çok ilginç bir şey gözlemledim. Nişantaşı'nda ithal ürünler satan bir makro bakkal diyelim. Hani bakkaldan çok büyük ama marketten çok küçük bir yer. İthal turşu getirmişler. Şöyle bir eskiden vardı ya bakkalda satan poşetler evet, vardı. Evet, evet. O böyle poşet içinde, içinde su, içinde bir tane hıyar var. Böyle biraz iri bir hıyar ama fiyatı sen söyle. 100 lira. Geç. 100 lira 200. Ne ya? Bedava sayılır. Geç. 300. Geç. 400. 400 lira. Ya dedim arkadaş tamam bu adam... İyi misiniz siz ya? Hani bu adam dedim hani tamam bunu getirdin. Hani bir nasıl çılgınlık yaptı. Bunu kim alıyor ya dedim. Yani kendi kendime düşündüm yani bir adam 400 lira para verip hani etin kilosunun 400 lira olduğu bir ülkede bir tane hıyar turşusuna neymiş? Dünyanın en ekşi ve en acı turşusuymuş. Allah Allah. Evet. Çekseydi fotoğrafını bari. Ya ben hani açık konuşayım. fotoğraf çekmesene de fotoğraf çekmeye de utandım. Hani orada bir şey... Aklına gelmiştir kesin. Ya tabii tabii. Ya gider çekeriz de sorun değil de şey açısından yani reklam olmasın. Hani ben 100 lira derken hani ben abartmıştım. Tabii 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 sen hani abartılı bir rakam söyleyin. 400 liraya oha dedim. İnanılmaz ya. Bir şey. Böyle enteresan. Böyle ürünler alan bak bir kesim de var ama. Yani bu bir demek ki Türkiye'de bence en büyük sorun şu. Bir yanda işte sabahın gecenin 12'sinde birinde ikisinde bir kilo işte eti 400 liraya almak için sıraya giren emekliyle sırf bilmem nerenin suyunda mayalanmış turşusunu bir hıyar almak için de işte o markete gidip orada maaşını ver kardeşim diyen bir tüketici profili de var yani. O da var Türkiye'de. Ya kapitalizmin cilveleri bunlar. Ya cips baktık. Ondan sonra şöyle 10 gram 20 gram cips, ithal cips 200 lira. Bir tane yuvarlak şeker 60 lira. Ben sana söyleyeyim ne işi var oralarda? Kendine ya gitmişken hani ya bir bakayım dedim ne satıyor bu adam? Hani güzel bir dekoru vardı falan böyle. Merak ettim ya dedim arkadaş yani ithal ürünler. Hani belki dedim hani sen diyorsun mesela Almanya'da işte bilmem ne marka hani fındıklı kakaolu evet, krema. Evet. Hani belki dedim görürüm falan hani o mantıkla beraber uygun bir fiyatsa alırım dedim. Ne abi ya öyle bir dünya i̇şte var mı ya? Kapitalizmin olduğu yerlerde zengin çok çok zengin, fakir çok fakir oluyor. İşte bu tabloların oluşma sebebi o. Şimdi mesela şu anda mesela bu her zaman güncellenen bir bilgi ama eminim şu anda da böyledir bu. İşte filan arabanın işte özel serisi mesela evet. Dünyada 10 tane üretiliyorsa 5'inin 6'sının Türkiye'den sipariş edildiği mesela haberleri evet, çok fazla. Onlar niye? Yapılıyor. Neden? Çünkü burada bakın dediğim gibi yani gelir uçurumu gelir dağılımı o kadar bozulmuş ki ya bir tarafta dolar milyarderi üretiyor bir sistem ama bir tarafta da Hint fakiri üretiyor. Evet. Arası yok. Ağzına sağlık süremizi doldurduk. Teşekkür ederiz. Bu haftanın da böylece sonuna gelmiş olduk. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.